Elimizde olan bir miktar parayı kuyumcuya altın hesabına yatırdık fakat altını istemiş olduğumuzda bize külçe olarak veremeyeceklerini, sadece para olarak alabileceğimizi söylediler. Haliyle altın çıktığında paramız artıyor, düşerken de iniyor. Bu şekilde yapmış olduğumuz yatırımda bir sakınca var mıdır? Elbette büyük bir sakınca vardır ki zaten kuyumcu diye ifade ediyor ki kuyumcular da altın hesabı diye böyle bir hesap açma legalde değildir zaten. Burada şunu demeye çalışıyor. Yani sen bana şu andaki kur ile para ver. Ben bu paranı altın olarak dondurmuş olayım. Ben de şu anda altının var olarak muhasebe edeyim. Sen ileride, ben o paranı kullanacağım tabii ki içeride. Sen ileride benim işte şu kadar gram altınım var, onu istediğin zaman sana altın değil de o miktarda o günkü kurdan parasını vereceğim şeklinde yapılan bir anlaşmadır ki bu doğru olmayan bir anlaşmadır. Bir kere aranızdaki akdin mahiyeti nedir? Borç mu veriyorsun yoksa paranı çalıştırması üzerine bir mudarebe ortaklığı mı yapıyorsun? Eğer borç veriyorsan burada Allah rızası için kuyumcu kardeşim benim paramla kalkınsın diye mi veriyorsun? Yoksa benim paramı muhafaza etsin diye mi veriyorsun? Yani eğer benim paramı muhafaza etsin niyetiyle veriyorsan böyle bir borç vermeye şer-i şerifte faiz olarak nitelendirilir. Evet. Yani bunların bir sürü isimleri olacak. Ne verdiyse onu alacaksın. Verecektir. Dolayısıyla bu bahse konu olduğu şekilde anlatıldığı tarzıyla yapılması kat'i surette caiz edilir. Evet hocam. Thank you.